Türkiye'de doğum oranları alarm vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51'e düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'sa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla düşen doğum hızına dikkat çekmişti. Bunun akabinde de annelere doğum paketi hazırlanması yönünde bakanlıklarca çalışmalar başlatıldı. Doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkarılması önerilen MKYK'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya sıcak baktı. "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız," dedi. Bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çalışma yapması talimatı verdi. Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılması ile ilgili atılabilecek adımlar üzerinde geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin strateji ekibine bir sunum yaptı. Ancak sunumun ardından AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkıyla beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.